şey hocam. Benim annem babam ayrı. Ben halama anne. Erişte babamı görürüm. Aşk acısı sen çekiyorsun değil mi kardeşim? Aşk acısını ben çekiyorum. Evet. Acıyı çekmeseydik ne böyle şarkılar ne de böyle filmler çekerdik. Ben size bir şey anlatayım. Bak çok enteresandır. Hassasiyetlerden geçer ya her şey. Hassasiyet yani incelik, detay. Bunlar çok önemli şeyler. Öyle mahallelerde büyüdük ki biz, utanma vardı o mahallede, avlanma vardı o mahallede. Bizim mahallemizde ben hatırlıyorum, küçüktük. İki katlı evlerde oturuyorduk, bahçede. Bir eve haciz gelmişti. Bahçede eşyalar satılıyor. O gün Ankara Yeni Mahalle Muhaç Sokak'taki hiç kimse, erkekler işe gitmedi, kadınlar evlerinden çıkmadılar. O hacizi gördüklerini onlar görmesinler ve utanmasınlar. Biz böyle yetiştirdiğimiz için bu kadar. Ben seyir satacağım, fırça falan satıyorum. İşte Türkiye'nin her yerini geziyorum. Fırça satarak geçimimi sağlıyorum. Nasıl geçiniyorsun diyecekseniz. Hani kahvelere falan giriyorum Armağan abi. İşte seni tanıdıkları için ben 15 yıldır bu işi yapıyorum. Giriyorum işte İstanbul olsun, Ankara olsun, Bursa olsun, Eskişehir olsun, Yalova olsun, Türkiye her yerine. Güneyinden, kuzeyinden, batısından her yere gidiyorum. Beni görüyorlar, Ahmet hoş geldin diyorlar. Yine mi geldin eve? İşte şartlı söyle yine senden fırça alalım diyorum. Ben de kahvedekilerle şartlı söylüyorum ve benden fırça alıyorlar hepsini. Beni benden alırsan seni sana bırakmam. Yanı başımda olsam da bir adım bile atmam. Kadrimi kıymetimi sana olan sevgimi bilmedin bileceğin yok. Yalancı dost. Bir şey söyleyeceğim. Hayallerinizin peşinden gidin. Sonucu ne olursa gidin. Hayat çok kısa, birbirinizin kalbini görmeyin. Her ağlayan adam acizinden ağlamaz, yaşadığı hikayeden dolayı ağlar. Bazen ağlamak dik duruştur, emeklerini ağlar. Bu acındırma değil, bu dik duruş. Kırılmış boğazım, bekliyorlar yol ağzımda. Yağmur yağdığında biz aşıklar için şarkı yaparız. Çok romantik. Ah. Of of. Siz yağmur yağdığında romantik oldu dersiniz. Biz yağmur yağdığında garibanlar üşümesin deriz. İrfan hoş geldin. Ne iş yapıyorsun? Hurdacılık yaparım. Yani atık kağıt toplayarak geçimimi sağlarım. Evli misin? Yok bekarım. Aile olmadığı için evlilik olmadı. Yani. Çıkmadı mı kısmı? Ya işte ben askerdeyken geldiğimde ailem dağılmıştı. Babam gitmişti. Anamız zaten. Biz de işte hayat mücadelesi sokaklarda yaşıyoruz. Yani. Bir Allah bir ben varım. Başka kimse yok yani. Gelmedin. Doğuştan beri mi böyle zorlanıyorsun? Yok. Çok ufakken. Ufakken. Peki bu akşam ne yapacaksın? Rap. Ne? Rap. Rap yapacaksın. Evet. Ender olsa da bu sabah mutlulukla uyandım. Bir melake kulaklarımı dualarla sesledi. Burası bir mezar artık anladım. Çoktan ölmüşüm rüyalarım ve kurduğum hayalle gömülmüşüm. Hayatıma yön veren bu eksiler ve artılar. Her güzel şeyin önünde kurulmuştur engeller. Zorlu biter bu yollar. Pes edersen elvedalar. Hatıralar bir son kayar kalır geriye satırlar. Çok hızlı yaşarsın yavaş git derler. Yavaş yaşarsın ölü gibisin derler. Gülersin, ne bu deli gibi gülüyor derler. Ağlarsın, bunalım derler. Susar dinlersin, dilini mi yuttun derler. Konuşursun, sus bir artık derler. Çalışırsın, amele derler. Yatarsın, beleşçi derler. Derler de derler, insanı candan ederler. Sonra bir bakarsın ki, geriye gelmiyor artık geçen günler. Demem o ki, ona buna kulak vermeye bir son ver. Yoksa, onun bunun lafına baktı. Son şeyi sana söyleyeyim mi? Yoksa... Bitti.
seni mutlu eden insanlarla hayatına devam et. Kırılmış boğazım, bekliyorlar yol ağzımda onlar. Galiba senin rahatsızın, söyle mi? Evet. Rahatsız neydi? Gırtlak kanseri. Aileyi kim geçindiriyor? Aile... Hani kim ne iş yaparsa hani az çok bir şeyler alıyor, getiriyor eve, yapıyoruz, yiyoruz. Peki sen ne yapıyorsun? Ben öyle... Çarpıyorum. Böyle para kazanıyorsun ve ailene sahipliyorsun. Çıkabildiğimce. Kalbim yaralı. Dinle beni. İnsan insana aşık olmaz. İnsan aşka aşık olur. Sen merak etme lan. Gün gelecek sen de seni seveni seveceksin. Oğlum. O balkon güzeli, sense bir sokak serserisin. Bu yani. Çare gelmez ağlamaktan. Sınavlardaki sevgi biter mi? Sevgisiz mi sinirlerim abla? Şeker biter, gece biter, ekmek biter, gündüz biter. Daha bazen çirik gizlimler bile biter. Ama sevgi asla bitmez. Karşındaki erkek sana ne yaptığı zaman senin gönlünü fethedebilir. Veya dünyadaki tek kadın gibi hissettirse yeter. Anlatması çok kolay ama yaşaması çok kolay değil de. Hani elim ayağım boşalıyor, içim çekiliyor, çok üzülüyorum. Taşıyamadığım, çok gücüme giden bir acı. Benim bakım. Benim de acayip özlemişim. Bilmiyorum, ben hiç bu kadar bu sakal bırakmamışım. Yani gidersem, bu vaziyet gidersem tanır mı tanımaz mı çok merak ediyorum. Annem çok köpek sevmediği için köpeğim için ayrı bir karavan almışım. Hani gittiğimde köpeğimi alıp direkt gidip ailemi göreceğim, işte köpeğimi göreceğim. Merak ediyorum ilk an nasıl olacak hani. Mest dediğinde oğlum bakalım nasıl bir tepki verecek yani. Bunu çok merak ediyorum. Neler seviyorsun Kaan? Belki basit gelecek ama herhalde hani derler ya böyle bir serçenin gözyaşı kadar. Ağlasın, dokunsan ağlarım şimdi. Serçeler ağlayınca ölürlermiş ya. Bir serçenin gözyaşı kadar. Çünkü serçe gözyaşı döktüğünde ölürmüş. Beyler bir şey söyleyeceğim. Zannediyorsunuz ki evlenince taş fırın Osmanlı erkeği olacaksınız. Bak benim babam Osmanlıydı rahmetli. Masaya vurdum, annem böyle yapardı. Taze soğan sarımsak niye kuru fasulyenin yanında yok diye kavga çıkartırdı, yemeğe vururdu. Ben bırak masaya elimi vurmayı, elim hanıma böyle kalkarken titriyor. Bir şey söyleyeceğim, evlenince öyle olmuyor işte. Çok severseniz kaybetme korkusu başlıyor. Ben karımı kaybedersem ne olur? İşte başka birini alırım, onunla evlenir. Yok öyle bir şey. Kalp sevdi mi, kadın ne derse onu yapıyor. Vallahi bak. La ben zaten sana ne bakacağım lan? Sokak lambası gibisin. Kime yandığın belli değil lan. Seni çok kırmış, üzmüş, incitmiş ya da kızdırmış birinin buradan böyle geldiğini hayal etmeni isteyeceğim. Ama ona söyle. Niye yaptın bile demem. Çünkü nedeni bellidir. Kötü insan yaptı. Ne zaman mutlu oldun diyeceksin. Hiç mutlu olduğumu da hatırlamıyorum. Yanana yandı, gönül ömrüm azaldı. Aşklar neden bozulur? İşte bir kalp. Bir kalbe girince abi çıkmayın o kalpten. Sağa sola bakmayın. Dizide tanıştınız. Dizide tanıştık. Evet. Bir dizi teklifi geldi bana. Ha. Hayatımın en kısa dizisi 3 bölümde yayından kalktı. Ama hayatımın en uzun senaryosunu buldum yani. Vay.